Konutta da vergi durumu geliyor. Zaten vardı ama daha fazla olacak gibi gözüküyor. Konutu olan, evi olan ev sahibi artık evini satamaz hale geliyor. Kiradan beslenmeye başlıyor. Kirasını arttırıyor. Kiracı onu veremiyor derken gerçekten korkunç bir barınma krizine doğru artık gidiyoruz. Zaten biz bu konuyla ilgili biliyorsunuz yıllardan beri yayın yaptık ama artık korktuğumuz noktaya da geldik ama daha da kötüsü olacakmış gibi de gözüküyor. Çünkü konut konusu ve barınma krizi. Ne diyorsun? Şimdi eğer Mehmet Şimşek'in dediği şekilde kanun çıkarsa Türkiye kilitlenir. Hiç kimse hareket edemez. Kimse ev satamaz, hiç kimse ev alamaz da ve bu şekilde olmaz. Bu şekliyle asla olmaz. Bir kere zaten TÜİK'in bu verileriyle böyle bir vergi alamazsın, olamaz. Yani Batı'da da bunun örneklerinin olduğu söyleniyor. Ama Batı'da enflasyon gerçekçi. Yani Amerika'da yıllık enflasyon, belli bir enflasyon var işte %2 ile %5-6 arasında değişiyor. Avrupa ülkelerinde keza yine aynı şekilde. Ayrıca evin de kendi enflasyonu var. Ben neden evin enflasyonunu hesaplarken gıdanın enflasyonunu da bu işin içine karıştırıyorum ki? Burada ancak şu olabilir. Yani ülkede barınmayla ilgili bir enflasyonist bir durum varsa eğer bu bütün ülkenin tamamında belli bir enflasyon vardır. Eğer benim satın aldığım ev enflasyonunun, konut enflasyonunun üzerinde bir prim yaptıysa o zaman bu benim için kazanç olabilir. Yani şöyle düşünelim. Türkiye'de enflasyon, TÜİK enflasyonu %37. Hani ekonomistler yıl sonu enflasyonu bu şekilde hesaplamışlar ya. Ama TÜİK'in enflasyonu %37 iken Türkiye'de konut enflasyonu %250 ise eğer ben neden TÜİK'in enflasyonuna göre aradaki farkı kar olarak ödemek zorundayım. Konutun da bir enflasyonu var. Benim aradaki ödeyeceğim fark ancak şu olmalı. Konut enflasyonuna rağmen yani %250'lik bir Türkiye'deki enflasyonun üzerinde bir gelir elde ettiysem eğer belki belli bir bölgede bir yerde benim aldığım ev %350 prim yaptıysa tamam o zaman aradaki %100'ün farkını ödeyeyim. Ama sadece TÜİK'e bakarak bu işi yaparsak herkes zarar eder. Yani herkesin sattığı evden elde ettiği gelir ki gelir bile değil bu. Zaten insanlar çalışıp kazanarak o evi satın aldı. Bunun %40'ı devlete gider. Yani zaten fakirdik. Daha da fakirleşiriz. Ev sahipleri de artık ev sahibi olamaz. Zaten bununla ilgili devletin de projesi var. Neydi proje? Kiralama şirketleri çıkacak dediler. Şimdi o evleri de kiralama şirketleri alır. Bir şekilde bu da bunun vergisi de kılıfına göre uydurulur. Şirketler de kar elde eder. En sonunda günün sonunda ya da birkaç yılın sonunda kimse ev sahibi olamaz. Herkes kirada yaşamaya devam eder. Bu işin gidişatı buna götürüyor bizi. O yüzden Evet. vergi bu haliyle hiçbir şekilde gerçekçi değil. TÜİK enflasyonuna bakarak alınan vergi toplumu fakirleştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Biraz da sanki ben şunu da seziyorum. Bizi algısal olarak bir yöne doğru konuşmamızı sağlayıp asıl kanunları arka planda geçirecekler. Bu nasıl olacak? Şimdi biz bütün bunları konuşuyoruz. Diyoruz ki evi olan da mesela evini satan %40'a kadar vergi ödeyecek diyoruz. Mesela bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Bunun bir takım istisnaları olacak dendi. Mesela 5 yıl içerisinde sadece bir tane ev satarsan bu vergiyi ödemeyeceksin dendi. İki tane satarsan ödeyeceksin dendi. Yani şöyle bir uygulama var. Önce çok ağır konuşuyorlar. Yani Mehmet Bey çıkıyor ve ağır açıklamalar yapıyor. Ondan sonra toplum ve bizler bu konu üzerinde yorumlar getiriyoruz. İtiraz ediyoruz. Toplumda da bir itiraz oluşuyor. Bu itiraza göre durumu tartıyorlar. Ve ondan sonra bu kanunu biraz daha yumuşatarak çıkartıyorlar. Ama asıl planladıkları şey bence nakiti ortadan kaldırmak ve bundan sonra yapılacak tüm alım satımların hepsini online ortamda gerçekleştirmek. Bu zaten ortaya çıktığında ister istemez insanlar vergileri de çok daha fazla vermek zorunda kalacaklar. Çünkü bugüne kadar işte 5 milyon liraya sattığı evi 700 bin liraya, 800 bin liraya gösteriyordu insanlar. Dolayısıyla emlak alım satım vergisini daha az ödüyorlardı. Ama bugünden sonra ve önümüzdeki dönemde hem ev hem arsa hem araba bunları alıp satarken bu alım satım vergisini
yüksek ödemek zorunda kalacak insanlar. Yani aslında emlağa sahip olmanın vergisi konuşulurken alım satım vergisine arada bir, hatta oransal olarak bile zam yapılabilir ve önümüzdeki dönemde nakit tamamen kalkabilir. Yani sevgili dostlar, gidişat iyi değil. Muhtemelen belli bir sırayla gidecek bu işler. Toplumsal bir infial oluşmaması için öncelikle ikinci, üçüncü evi olanlara vergiler gelecek. Ondan sonra kendi evi olanlara vergiler gelecek. Otomobil kısmı zaten anlattığım şekilde, o arada nakiti ortadan kaldıracaklar ve çok büyük ihtimalle toplumda hiçbir itiraz olmayacak. Çünkü bizim toplumumuz halkçı bir toplum değil. Biz devletçi bir toplumuz. Devletçi bir toplumda devletine itiraz etmez. Halkçı toplumlar ancak devlete itiraz eder. Bizim devleti değil, halkı merkeze almamız lazım. Ama bugün yani yoldan 10 kişiyi sor, 9 tanesi hani direkt olarak devletçiyim demese bile devleti en tepeye oturtuyor. Yani bütün dizi filmlerde falan da böyle. Yani bakıyorsun işte Diriliş Ertuğrul, işte Osmanlı Devleti falan, bir sürü şeyler var. Konuşmalar dönüyor. Sen devleti en tepeye oturtursan halk da o zaman ezilir. Bu şeyde yok. Bu anlayış da toplumda yok. Halkçılık dendiğinde komünistlik, dolaylı olarak işte dinsizlik, imansızlık falan geliyor. O yüzden bu kanunların hepsi tıkır tıkır işleyecek Türkiye'de. Biz burada paşa paşa karbon vergisini öderken Fransa'da insanlar ayaklanacak. İngiltere'de ayaklanacak. Avustralya'da belki ayaklanmayabilir. Çünkü Avustralya 10 yıldır zaten ödüyor karbon vergisini. Yani Avustralya, Kanada gibi ülkeler, onlar devlete saygılarından dolayı bütün kanunları kabul ediyorlar. Bizde de devleti bir otorite, baba figürü olarak görme durumu var. Dolayısıyla bundan dolayı da kimse doğru düzgün bir itiraz edemeyecek ve hepsi kabul olacak. Cem de demin dedi ya, toplum olarak tepki veremiyoruz diye. Şimdi aklıma geldi. Gerçekten hani şu anda bizden devasa vergiler alıyorlar ya ve almaya devam edecekler ya. Ödediğimiz vergilerin nereye gittiğini bile bilmiyoruz gerçekten ve tepki koyamıyoruz. Aklıma şu geldi. Ya sanırım 13-14 sene önceydi. Mehmet Şimşek de yine görevdeydi ve Mehmet Şimşek'e soru sorulmuştu. Bu deprem vergilerine ne oldu diye. Ya adam utanmadan duble yol yaptık dedi ya. Düşün, biz deprem olursa eğer bir şekilde devlet bize sahip çıksın diye vergi veriyoruz. Onu da devlet zorla alıyor bizden bu arada. İşte o 99 depremi Kocaeli Gölcük'ten sonra oldu. Ve meğersem ödediğimiz vergilerle duble yol yapmışlar. Ve bunu devletin yetkilisi itiraf ediyor. Ve bu itiraf eden adama bir şey olmuyor, ceza da almıyor. Olmadığı gibi de aynı adam şu anda başımızda Hazine ve Maliye Bakanı. Yani hakikaten Cem haklısın ya. Şimdi düşününce yani reaksiyon yok kardeşimiz. Ve sonra da işte Allah'ın işi hakikaten. Sonra da deprem oluyor. Binalar başımıza yıkılıyor. Dünya tarihinde nadir bir ölü sayısıyla çıkıyoruz depremlerden. Ve o bizden alınan deprem vergisinin hesabını soramıyoruz ya. Hakikaten ilginç ya. Belki o vergiler duble yol olmasaydı Malatya'da ya da Kahramanmaraş'ta bu kadar şey ölmeyecekti. Gibi. Mesela Mehmet Şimşek. Şimdi kendisi bir İngiliz vatandaşı. Bir İngiliz vatandaşı olarak mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı muhtemelen muhalefet demediğini bırakmayacaktı. Ama şu anda tabii bir iktidar partisinin başkanı olduğu için bizim muhalefet de hiçbir şey söylemiyor. Yani roller değiştiğinde de değişen bir söylem olmuyor maalesef. Hadi onu geçtik, çifte vatandaş olmuş, bir şekilde vatandaşlığı almış. Sanırım eş durumundan dolayı almıştı. Peki Mehmet Şimşek'in koymuş olduğu tüm bu vergiler zannediyor musunuz ki sadece ulusal bir plana ait olan vergiler? Mehmet Şimşek adeta Dünya Bankası'nın Türkiye bayiliğini almış gibi davranıyor. Ya da bir sömürge valisi gibi davranıyor. Bütün bu vergiler hatta bana kelle vergisini hatırlattı. Margaret Thatcher'ın İngiltere'de devlet başkanı olduğu dönemde kelle vergisi almaya kalkışmıştı. Bu şu anlama geliyor. Herkesten kelle başı vergi. Senin ne kadar kazandığına bakmaksızın. Yani bir kişinin diyelim ki 100 milyon dolarlık bir serveti var. Diğerinin hiç serveti yok. İkisi de aynı vergiyi verecek. Tabii bu halkta büyük bir infiale sebep olmuştu. 300-400 bin kişinin yaptığı yürüyüşlerle
bu vergi ertelenmişti. Hatta sonrasında Margaret Thatcher da gitmek zorunda kalmıştı. Geçmişte bu tür ağır vergileri deneyen imparatorlar oldu, deneyen bakanlar oldu. Hatta bunun başlangıcı Roma dönemine dayanır. İlk kelle vergisi Roma döneminde alınıyor. Tabii orada bir acımasızlık da var. Vergiyi vermeyenin de aynı zamanda kellesi de gidiyor. Hatta Romalı Tribunius'un şöyle bir sözü var. Diyor ki hiçbir akıllı vermez, vergi veren sadece aptallardır. Şimdi bugün de bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Ana hatlarıyla bir vergi politikası iki şekilde olur. Ya kazançtan vergi alırsınız ya da harcamadan vergi alırsınız. Mesela Dubai gibi ülkeler kazançtan vergi almıyor. Gelişmiş Batı ülkeleri de kazançtan ya vergi almıyorlar ya da az vergi alıyorlar. Daha çok harcamadan vergi alıyorlar. Toplu şeyde vatandaş nezdinde. Kurumsal firmalarda ise zaten kurumlar vergisi ödeniyor. Şimdi bizde hem kazançtan vergi alınıyor hem de harcamadan vergi alınıyor. Öyle olunca da bu sefer o vergi eğrisi tam tepeye çıkıyor. İnsanların ne para harcayası geliyor ne de para kazanası geliyor. Şu anda o noktaya doğru gidiyoruz. Bayram sonrasında açıklanacak olan paket gerçekten çok korkutucu. Çünkü bu Mehmet Şimşek'in açıklayacağı vergilerin sadece bir kısmı. Ama önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle gelirden ziyade bizde üçüncü bir vergi türü ağırlık basacak. O da varlık vergisi. Yani sahip olduğumuz varlıklardan vergi almaya çalışacaklar. Hatta varlıklara sahip olmamayı dahi dileyeceğiz. Özellikle ikinci, üçüncü evi olanlar çok dikkatli bir şekilde bu süreci izlesinler. Çünkü büyük ihtimalle ilk önce ikinci, üçüncü evi olan ya da lüks arabası olan ya da iki tane evinde iki tane arabası olanlarla başlanacak. Ama sonrasında kendi oturduğu ev için dahi her yıl kira öder gibi vergi vermek zorunda kalacak insanlar. Vaziyet bunu gösteriyor. Yani gidişat böyle.